Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji Türkçe öğretmeni Raçiye Kılıç. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı kitabımızın vatandaşlık temasındaki özgürlük metnini işleyeceğiz. İlerleyelim. Evet, metnimiz Özgürlük Çocuklar. Yalnız burada metnimize başlamadan önce bir önceki derste özgürlükle ilgili özdeyişler bulup defterimize yazmamızı istiyordu bizden. Ben burada sizler için 3 tane hazırladım. Evet, ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bir özdeyişi var özgürlükle ilgili. Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Evet, Dostoyevski'ye ait bir özdeyiş. Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Ve son olarak Herbert Spencer'a ait özgürlük bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. Evet, sizler de farklı özdeyişler araştırıp defterlerinize yazıp öyle geliniz lütfen. Evet, hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Hazırlık çalışmaları bize her zaman söylediğimiz gibi metni hazırlayan bölümdür. O yüzden hazırlık çalışmalarını titizlikle, dikkatli bir şekilde yapıp öyle geliyoruz çocuklar. Birinci sorumuz, özgür olmak sizce neden önemlidir? Evet, özgür olmak neden önemlidir? İnsan hayatlarını daha mutlu ve huzurlu geçirebilmek için özgür olmalıdırlar. Özgür olmayan insanlar hayatlarını mutsuz ve acı içinde geçirirler. Yine sizler de bu konuyla ilgili farklı düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, diğer sorumuz, özgür olmak istediğimiz her şeyi yapabilmek midir? Örneklerle açıklayınız. Evet, özgür olmak istediğimiz her şeyi yapabilmek değildir tabii ki. Yaptığımız şeyler başkalarının hakkını ihlal etmemelidir. Mesela araba kullanmak bir özgürlüktür. Fakat arabayı yolu kapayacak şekilde park etmek başkalarının hakkını gasp etmektir ve yanlıştır. Böyle bir özgürlüğümüz yoktur. Değil mi sevgili öğrenciler? Evet, yine sizler de bu konuyla ilgili farklı örnekler verebilirsiniz tabii ki. Metni okurken öğretmeninizin vurgu ve tonlamalarına dikkat ediniz. Metni ikinci kez canlandırarak siz okuyunuz. Canlandırma yaparken cümlelerin anlamına uygun vurgu ve tonlamalar yapınız. Her zaman söylüyoruz çocuklar, mutlaka sınıfa gelmeden önce metni birer kez sesli bir şekilde okuyup öyle geliniz. Evet. Burada yazarımız hakkında kısa bir bilgi var bizim için çocuklar. Bunu okuyalım. Mehmet Dağıstanlı, 1953. Emekli edebiyat öğretmenidir. Eğitim dünyasına Önemli Günler ve Haftalar kitabını sunmuştur. Başlıca eserleri Yaşamdan Öyküler, Öykü Demeti. Evet, yazarımızı da kısaca tanımış olduk. Metnimizi okumaya başlayalım. Özgürlük. Aç olduğu için av aramaya çıkan kurt uzakta bir köy görür. Kurdun hali perişandır. Günlerce aç gezmiş, bir deri bir kemik kalmıştır. Köyde avcılar ve çoban köpekleri kurtlar için çok tehlikelidir. Kurtlar sürü halinde köylere, koyunlara ve kümes hayvanlarına saldırdıkları için köylü her daim hazır bekler. Kurt da başına gelecek tehlikeyi bile bile köye yaklaşır. Köye daha adım atar atmaz kendinden iri, bakımlı, besili bir köpeğe rastlar. Göz göze gelirler. Kurt köpeği iyice inceler. Söylesene dostum der. Ben böyle günlerdir aç gezerken nasıl oluyor da sen bu kadar tombul, besili kalabiliyorsun? Köpek keyifli keyifli. İnsanlar beni besliyorlar der. Hepsi bu kadar mı diye şaşkınlığını belirtir kurt. İşin çok zor olmalı öyleyse. Hayır hayır der köpek. Yaptığım tek şey geceleri bahçeye beklemek. Bunun için mi sana yemek veriyorlar, bu kadar bakıyorlar der kurt. Eğer hepsi buysa ben de sana yardımcı olurum. Birlikte bahçeyi koruruz. Dışarıda yiyecek bulmak çok zor. Sen bunun ne demek olduğunu bilmiyorsun herhalde. Gidelim bakalım. Sahibim seni de besler herhalde. Bahçede birlikte yaşarız belki.
Kurt bu duruma çok sevinir. Köpeğin yaşantısına imrenir. Birlikte köpeğin bekçilik yaptığı yere giderler. Yalnız bir ara kurt köpeğin boynundaki ize dikkat eder. Köpeğin boynundaki tüyler dökülmüştür. Boynuna ne oldu köpek kardeş, yoksa kavga mı ettin? Boynuma takılan zincir tüylerimi döktü. Buranın sahibi zincireye bağlayarak bütün gün bu bahçede bağlı tutar beni. Cevap pek de kurda göre değildir. O halde hoşça kal zavallı dostum der kurt ve hızla oradan uzaklaşır. Kusura bakma arkadaş, fikrimi değiştirdim. Ben aç kalabilirim ama özgür olmayı aç kalmaya tercih ederim diye köpeğe seslenerek veda eder. Mehmet Dağıstanlı. Evet, çok güzel bir metin. Değil mi sevgili çocuklar? Eminim sizler de keyifli okuyacaksınız. Güzel bir ders verdi hepimize. Özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bize anlatmış oldu. Evet, birinci etkinlik. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Evet, kelime perişan çocuklar, tahminim kötü durumda olan, sözlük anlamı acınacak durumda olan, zavallı. Cümlem, dilenci üstüp başı perişan bir halde bize doğru yaklaştı. Tabii ki bu arada bu etkinlikte sizler farklı kelimeler bulabilirsiniz, anlamını bilmediğiniz başka kelimeler yazabilirsiniz çocuklar. Evet, diğer bir kelimem besili. Tahminim kilolu olan, sözlük anlamı eti yağı çok olan, tavlı. Cümlem ise dedemin ahırında 4 adet besili inek var. Kelime imrenmek, tahminim özenmek, sözlük anlamı beğenilen bir kişi veya şeye benzemeyi istemek, gıpta etmek. Cümlem ise okulunda basketbol sahası olan öğrencilere imreniyorum. Kelime zincir, tahminim halkalardan oluşan metal nesne. Sözlük anlamı birbirine geçmiş bir dizi metal halkadan oluşan nesne. Cümlem köpek zinciri kırmıştı. Evet, diğer ve son kelimem sürü. Tahminim topluluk, sözlük anlamı evcil hayvanlar topluluğu, cümlem sürüler gidiyordu. Tamamlamış olduk bu etkinliği. İkinci etkinlik. Aşağıda metinde geçen deyimlerin anlamları verilmiştir. Anlamları verilen bu deyimleri metinden bularak aşağıya yazınız. Her iki tarafın bakışları karşılaşmak, göz göze gelmektir sevgili öğrenciler. Çok zayıf olmak, bir deri bir kemik kalmak diyoruz. Evet. Ve bulduğunuz deyimleri birer cümlede kullanınız. Pencereden kafamı uzatınca kenarda tüneyen güvercinle göz göze geldik. Ahmet hastalığından dolayı bir deri bir kemik kalmış. Tabii ki sizler bu etkinlikte çocuklar farklı cümle örnekleri yazabilirsiniz. Farklı cümleler yazabilirsiniz. Evet, C'ye geldik. Sizce bu deyimler metne nasıl bir katkı sağlamıştır? Açıklayınız. Anlatıma etkili kılmıştır. Anlatımdaki duygunun okuyucuya net olarak geçmesini sağlamıştır. Anlatımı zenginleştirmiştir diyoruz. Evet. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Köylüler neden her zaman hazır beklemiştir? Kurtların sürü halinde koyunlara ve kümes hayvanlarına saldırmalarını engellemek için hazır beklemiştir. 2. Kurt köye adım atar atmaz ne görmüştür? Çoban köpeğini görmüştür. 3. soru. Kurt ile köpek arasında nasıl bir konuşma geçmiştir? Kurt bu kadar açken köpeğin nasıl bu kadar besili olduğu konusunda bir konuşma geçmiştir aralarında diyoruz. 4. soru. Köpeğin boynundaki tüyler neden dökülmüştür? Sahibinin boynuna bağladığı zincir nedeniyle dökülmüştür. 5. Kurt fikrini neden değiştirmiştir? Kurdun hareketini doğru buluyor musunuz? Neden? Kurt yemek karşılığında özgürlüğünün elinden alınacağını öğrenince fikrini değiştirmiştir. Kurdun hareketini doğru buluyorum. Esaret altında yaşamaktansa aç kalmak daha iyidir. Hepimiz kurdun yaptığı hareketin
doğru olduğuna hemfikirizdir diye tahmin ediyorum sevgili öğrenciler. Özgürlük her şeyden daha önemlidir, değil mi? Evet. Ve sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak okuduğunuz metni özetleyiniz. Perişan halde olan bir kurt av ararken uzakta bir köy görür. Kurt saldırılarına karşı köylüler ve çoban köpekleri hazır beklemektedir. Kurt her şeyi göze alarak köye girer. Çoban köpeğiyle karşılaşır. Kendisi açken çoban köpeğinin nasıl bu kadar besil olduğunu sorar. Çoban köpeği bahçeyi koruduğu için sahibinin onu beslediğini söyler. Kurt da yemek karşılığı bahçeyi koruyabileceğini söyler. Birlikte köpeğin sahibiyle konuşmaya giderken kurt, köpeğin boynundaki tüylerin döküldüğünü görür. Sebebini sorar. Köpek sahibinin onu zincirle bağladığını söyler. Kurt, özgürlüğünün elinden alınacağını fark ederek fikrinden vazgeçer. Evet, bu şekilde özetlemiş olduk. Dördüncü etkinliğimiz, okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Konu özgürlük, ana fikir esaret altında yaşamaktansa aç kalmak daha iyidir. Beşinci etkinliğimiz, okuduğunuz metnin başlığı içeriği yansıtıyor mu? Neden? Metnin başlığı içeriği yansıtıyor çünkü metin özgürlük ile ilgilidir. Başlık ile içerik gayet uyumludur diyoruz. Evet, metne farklı başlıklar belirleyiniz. Çocuklar, sizler de burada farklı başlıklar bulabilirsiniz. Ben çoban köpeği ve kurt dedim. Sizler de yine içeriği yansıtacak şekilde farklı başlıklar yazabilirsiniz. Evet. Altıncı etkinliğimiz, okuduğunuz metindeki kahramanların özelliklerini söyleyiniz. Kahramanları benzer ve farklı yönleriyle karşılaştırınız. Benzer özellikleriyle karşılaştıralım. İkisi de hayvandır, ikisi de yaşamak için beslenmek zorundadır. Peki farklı özellikleri neler? Kurt zayıftır, köpek besilidir. Kurt beslenmek için avlanmak zorundadır. Köpek beslenmek için bahçeyi korumak zorundadır. Kurt özgürdür, köpek özgür değildir. Devam edelim. Metindeki kurt ve köpek gerçek yaşamda hangi kişilik özelliklerine sahip insanları temsil etmektedir? Neden? Kendi işini kurarak çalışan insanlarla başkaları için çalışan insanları temsil etmektedir. Kendi işini kuran insanlar özgürce istedikleri gibi çalışarak geçinmeye çalışırlar. Başkaları için çalışan insanlar emir altında işlerini yaparak geçinmeye çalışırlar. Evet, yedinci etkinlik. Metindeki anlatım gerçekte olabilecek bir olay mıdır yoksa kurgu mudur? Açıklayınız. Metindeki olay kurgudur. Tabii ki gerçek değildir. Çünkü hayvanlar konuşamaz diyoruz. Evet, sekizinci etkinlik. Aşağıda okuduğunuz metnin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Doğru bilgileri veren hayvanların baş harflerinin sıralamasında metnin türü şifrelenmiştir. Şifreyi çözerek metnin türüne ulaşınız. Evet. Gençler burada metnin türü ile ilgili bilgiler verildi. Bu metnin türü. Evet, bu metnin türü sevgili öğrenciler fable'dır değil mi? Evet. Buradan hareket edelim bakalım. Evet, hangi hayvanlar doğru cevaplar veriyor onları görelim. Evet, önce fil okuyalım. İnsana ait özellikler insan dışı varlıklara verilmiştir. Doğru. Burada değil mi arkadaşlar? İnsanların konuşması, burada hayvanların konuşmasına verilmiştir. İşte bu şekilde aktarılmıştır diyoruz. Hayvanlar konuşamaz. Devam edelim. Ata bakalım. Evet. Kahramanları hayvanlardan oluşur fabulun. Evet çocuklar, fabulun kahramanları hayvanlardır, değil mi? Evet. Devam edelim. Evet. Burada balığa bakalım. Olağanüstü olaylar anlatılmıştır. Evet, değil mi arkadaşlar? Olağanüstü olaylar vardır burada. Olağan olaylar yoktur. Hayvanların konuşması, hayvanların başından bu şekilde olayların geçmesi olağanüstüdür diyoruz. Leyleğe bakalım. Öğüt verici bir yönü bulunmaktadır. Kesinlikle fabulların en önemli özelliklerinden birisi çocuklar bizlere öğüt vermesi, bir ders vermesidir diyoruz.
Evet, fil, at, balık ve leylek doğru şekilde ifade etmiştir. Fable'ın özelliklerini yansıtmışlardır. Cevap Fable diyoruz. Bu şekilde çıkmış oldu sevgili öğrenciler. Evet, kahramanlar sadece insanlardan oluşmuştur. Hayır, Fable'ın kahramanları hayvanlardan seçilir. Diğeri neydi? Tekerlemelerle başlamıştır. Hayır, tabii ki Fable'lar tekerlemelerle başlamıyordu. Evet, bu şekilde cevaplandırmış olduk. İlerleyelim sevgili öğrenciler. 10. etkinlik. Arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Özgürlükle ilgili araştırmış olduğunuz özdeyişlerden yararlanarak grupça özgürlük konulu bir şiir yazınız. Şiirinizde ön yargısız, adil karar verme ve tarafsız olma kavramlarını kullanmaya çalışınız. Evet çocuklar, bu etkinliği herkes bireysel olarak yapsın, evde hazırlığını yapıp defterini hazırlayıp sınıfımıza o şekilde gelsin. Tamam mı çocuklar? Evde hazırlanıp gelelim. Ben buraya sizin için bir tane örnek hazırladım. Sizler de buna benzer örnekler hazırlayabilirsiniz. Özgürlük. Kuşlar gibi uçmaktır özgürlük. Hiçbir çiçeği dalı incitmeden, sevgiyle bakabilmektir özgürlük. Kibirlenmeden, böbürlenmeden. Herkese hakkını vermektir özgürlük. Çıkar gözetmeden, öfkelenmeden. Sınırları bilerek yürümektir özgürlük. Mutluluğa, huzura ulaşmaktır kestirmeden. Evet. Şiirimizi de okumuş olduk. Bir sonraki derse hazırlık kısmını da okuyalım sizlerle. Toplumsal kuralların ihlalini anlatan gazete haberleri derleyiniz. Evet, görevimizi, ödevimizi de vermiş olduk. Toplumsal kuralların ihlalini anlatan gazete haberleri derleyip sınıfımıza getiriniz sevgili öğrenciler. Evet, dersimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.